Herkese merhaba, KP Voley'e hoş geldiniz. Ben Burcu Biçer. Bu haftada voleybol gündeminde transferler ağırlıklı olarak bu programı çekeceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz? İyiyiz biz de. Sultanlar Ligi'ni geride bıraktık. Kulüp sezonu artık bitti. Transferlerle devam edeceğiz. Biraz daha milli takıma odaklanacağız deyip istiyorsanız transfer gündemine başlayalım hemen. Kulüp kulüp ilerlemek istiyorum aslında. Birçok söylenti var. Artık açıklanmaya başlayan transferler var. Burada da duyacağımız transferler olacak sizin sayenizde. Şimdi Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarıyla başlayalım. İşte Aras Kargo, Bahçeli Evler Belediye, Çukurova Belediyesi'nin isim haklarını devralarak Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Zeren Spor var. Sizce nasıl kadrolar kuruluyor? Gerçekleşen ve söylenti olan transferler neler? Şimdi gerçekten takımlara baktığımızda özellikle tabii yeni çıkan takımların ilk yıl her zaman zor olur. Sultanlar Ligi'ne adapte olmak veya Aksesigort Efeler Ligi'ne alttan çıkıp adapte olmak hiç kolay bir iş değildir. Ne kadar iyi kadronuz olursa olsun oranın gedikli takımları karşısında hep bir adım geride başlarsınız lige. Şimdi bu handikapları gidermek için de ekiplere baktığımızda gerçekten iyi transfer hamleleri görüyoruz. Özellikle Zeren Spor'a bakıyoruz, Bahçelievler'e bakıyoruz, Aras Kargo'ya bakıyoruz. Bu takımların hepsi tecrübeli oyunculara, yani Sultanlar Ligi tecrübesine sahip oyunculara gidiyorlar. Bunun da nedeni az önce söylediğim gibi 1-0 geride başlamamak rakiplerine karşı. Çünkü ne olursa olsun tecrübe son derece önemli Sultanlar Ligi'nde. İyi bir kadro kursanız bile yönetimsel olarak da siz yenisiniz burada ve bu ligin dinamiklerine ayak uydurmak kolay olmayabiliyor. Ve bazen o takım dinamiğini de sahaya yansıtmak kolay olmayabiliyor. Her zaman bu tarz zorluklarla karşılaşıyor yeni çıkan takımlar. Sonrasında ikinci, üçüncü yılla beraber daha yukarıları zorlamaya başlıyorlar. Kuzeyboru örneğinde olduğu gibi. Onlar da ilk yıllarında zorlanmışlardı, hatırlayacaksın. Gerçekten de önemli transfer. Özellikle Zeren Spor'un yaptığı transferler son derece ses getiren transferler ki iki milli oyuncuyu aldılar. Türk Hava Yolları'ndan aldılar üstelik. Şeyma Ercan'ı ve Kübra Akman'ı kadrolarına kattılar. Çok değerli oyuncuları kadrolarına kattılar. Ve bunun yanına benim çok beğendiğim ve gelecek vadeden Uzelats'ı aldılar. Sırbistan milli takımından ben canlı olarak da seyrettim. Hatta bizzat da kendisini tebrik etmiştim ortaya koyduğu performanstan dolayı. Uzelats çok değerli bir oyuncu bence ve potansiyelli bir oyuncu. Çok önemli bir transfer diye düşünüyorum. Malinov dünya şampiyonluğu yaşamış çok iyi bir pasör. Çok tecrübeli bir pasör. Malinov gibi bir isim yine Zeren Spor kadrosuna katıldı. Yine Mihailovic gibi yine son derece kariyerli, ligi tanıyan bir oyuncuyu kadrolarına kattılar. Yine Aras Kargo'ya bakıyoruz. Tecrübeli isimler var. Bahçelievler zaten geçen seneden itibaren Sultanlar Ligi tecrübesi olan oyuncularla beraber Sultanlar Ligi'ne çıkmışlardı. Çok üst düzey bir performans sergilemişlerdi. Zaten kurdukları kadro ile birlikte en büyük favorilerden biri olduklarını söylemiştik. Ve bizi de yanıltmadılar. Sultanlar Ligi'ne çıktılar. Ben çok keyifli ve kıran kırana bir lig bekliyorum önümüzdeki yıl. Yani bu takımlar düşme adayı takımlar değil bence. Onu söyleyeyim. Herkes birbirini yenebilir. Belki de ilk dörtte yer alacak takımlar, hani olağan şüpheliler dediğimiz Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Danevit, Vakıfbank, Türk Hava Yolları, bu takımlar belki de hiç beklemedikleri sürpriz mağlubiyetler alabilirler bu yıl. Çünkü gerçekten her takım çok iyi transferler yapıyor. Kuzeyboru'ya bakıyoruz, yine çok çok iyi transferler. Galatasaray'a bakıyoruz, kadrosunu güçlendirdi. Beşiktaş aynı şekilde çok ciddi transferlere imza attı. Yani her takım son derece güçlü geliyor. Önümüzdeki yıl kıran kırana, yani sonucunu kestiremeyeceğimiz maçlara sahne olacak bir lig bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Çok heyecanlıyız açıkçası. Rekabetti, heyecandı, voleybolda sevdiğimiz şeyler. Ligin devlerine geçelim aslında. Bu sezonun şampiyonu Fenerbahçe ile başlayabiliriz. Arina'nın gidişi ne yazık ki hepimizi şok etti. Bir antrenör değişikliği de konuşuluyor. Nasıl değerlendiririz Fenerbahçe'yi? Neler bekliyor Fenerbahçe'yi ve bizi? Evet, henüz resmi bir açıklama yok ama Marco Fenolio ismi gündemde. Kemik Polizei şampiyon yaptı Polonya Ligi'nde. Salih Han'ın takımı. Çok dinamik bir koç kenarda, özellikle son derece dinamik bir koç. Lavarini maç öncesi analizlerinde son derece başarılı bir koç ama maç içinde zaman zaman o beklenen hamleleri yapamamasıyla biz onu eleştirmiştik. İki kupa kazandığı sezonun sonunda ayrılmak onu çok üzdü. Açıklamasında da bu var zaten. Kalmak istiyordu Fenerbahçe'de. Fenerbahçe yönetimi onunla beraber devam etmemek kararı
Bir yıl kısa aldı. Değil mi hocam? Ama hocanın dediğim gibi yani önünde çok önemli maçlar vardı ve bu maçlarda o beklenen reaksiyonu maç içinde veremedi Lavarini. Evet, iki kupa, lig şampiyonluğu gerçekten büyük bir başarı. Sultanlar Ligi'ni kazanmak, Türkiye Kupası kazanıldı. Aksa Sigorta Kupa Voley, evet başarı ama Şampiyonlar Ligi'nde de erken elenen bence bir Fenerbahçe vardı ve elemesi gereken bir takıma elendiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Orada Fenerbahçe turu geçebilse, en azından bir final görebilse Şampiyonlar Ligi'nde bence Lavarini ile devam edilecekti. Ama Şampiyonlar Ligi hedefi tutmayınca Lavarini üzerinde de hem eleştiriler oldukça arttı ve hem de hocanın maçlara yaklaşımı üzerinde ciddi eleştiriler su yüzüne çıktı. Dediğim gibi maç önü analizleri yani iyi bir planla maça başlıyor ama işler kötü gittiğinde maç anındaki müdahaleleri bence yetersiz kaldı bu sezon için. Şimdi Marco Fenoglio'ya bakıyoruz. Çok tecrübeli bir koç. Çok özellikle kenarda çok dinamik, tribünle etkileşimi son derece iyi bir koç. Fenerbahçe taraftarı olan bir kulüp. Dolayısıyla tribünleri de saha içine çekebilecek bir koç. Tabii resmi açıklamayı bekliyoruz. Ama Fenoglio'nun özellikle bu noktalarda Fenerbahçe için iyi bir hamle olabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Evet, peki transferler için ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda yaptığı genç oyuncu transferlerinden çok ciddi verim aldı. Evet. Melisa Vargas, işte Arina Fedorovtseva, Ana Cristina hepsi kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibiydi. Ve bir tane daha genç oyuncu kadrolarına kattılar. Liza Safronova. Çok yetenekli bir genç oyuncu ve ondan da yine aynı performansı bekliyor Fenerbahçe. Bu en önemli transferlerden biri bence Fenerbahçe için. Gizem Örken'in bir yedeği yoktu kadroda. Özlem Güven benim beğendiğim liberolardan biri. Özlem Güven kadroya dahil edildi. Evet, Arelia geldi. Durçer'le beraber ilk 6 rekabetine girecek. Arelia Fransa'da çok iyi bir sezon geçirdi zaten. Türkiye'de de genelde oynadığı takımlarda hep ilk 6 oynayan bir pasördü. Şimdi Dırça karşısında nasıl bir rekabete girecek ben çok merak ediyorum. Yetenekleri şüphe götürmeyen bir pasör bence Arelia. Dırça'nın çok ciddi bir tecrübesi var ama ligde bazı maçlarda ben mutlaka ilk 6 olarak Arelia tercihini de göreceğimizi düşünüyorum. Hristina Vuçkova yeniden geldi Fenerbahçe'ye. İkinci kez Fenerbahçe forması giyecek. Aslı Kadaş var, Eda Erdem var. Dicle Nurbabat yeniden döndü. Türk Hava Yolları'ndan geldi ve orta oyuncu rotasyonunu tamamladı Sarı Lacivertliler. Zehra Güneş ismi çok konuşuluyor. Gördüğünüz üzere orta oyuncu kontenjanını Fenerbahçe doldurmuş durumda şu anda. Yani bu transferin de gerçekleşmeyeceğini çok net bir şekilde, en azından bu sezon için gerçekleşmeyeceğini buradan sevgili takipçilerimize söyleyebiliriz. Fenerbahçe kadrosunda tabii Arina'nın dediğin gibi en azından ligin ilk yarısında olmayacak olması bir kayıp gibi görünse de orada bir Vargas politikası izleyebilir Sarı Lacivertliler. Yani ligin ikinci yarısında zaten en önemli maçlar oynanıyor. Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçları, işte Türkiye Ligi'nde playoff. En önemli dönem ligin ikinci yarısı aslında. Ligin ikinci yarısı eğer Çin Ligi'ni Ocak sonu gibi bitecek olursa ligin ikinci yarısında. Tam onu bir seyircimiz sormuş. Arina Çin'den sonra Fenerbahçe'ye dönecek mi? Niskit adlı izleyicimiz sormuş. O soruya da cevap vermiş olalım. Evet. Şimdi Çin Ligi sezonu biraz uzatalım diyor ama bu bence Çin Ligi'ne de zarar verecek bir konu. Neden? Çünkü birçok oyuncu Çin Ligi'ne, yani Avrupa'nın yıldız isimleri, önemli oyuncuları Çin Ligi'ni neden tercih ediyor? Bir takvim yılında iki ligi bir beraber oynayıp iki farklı sözleşmeli daha fazla para kazanmak için. Eğer Çin Ligi ben takvimimi Nisan'a kadar uzatacağım derse, oyuncular ikinci transferleri yapamayacak olurlarsa o zaman Çin Ligi'nin bir cazibesi kalmayacak Avrupalı oyuncular için. Bu nedenle ben Çin'in bu düşünceden vazgeçeceğini, yine Ocak sonunda ligi bitireceğini şahsen düşünüyorum. Arena'nın yeniden döneceğini düşünüyorum. Burada bir Alain Cazot girişimi oldu Fenerbahçe'nin. Ama Cazot'un sözleşmesi devam ediyor. Bu nedenle bu transfer gerçekleşmedi. Ligin ilk yarısında rahatlıkla Meliha ile oynayabilir Fenerbahçe. Meliha, Ana Cristina ikilisi smaçör pozisyonlarında olabilir. Vargas zaten devam ediyor. Stişak yine var kadro içinde. Fenerbahçe
Evet, ligin ilk yarısında bir belki güç kaybı yaşıyor diyebiliriz ama ligin ikinci yarısında eğer Arena yeniden dönerse yine eski gücünde belki de çok daha güçlü bir Fenerbahçe görebiliriz. Eczacıbaşı'na geçelim. Geçelim. Eczacıbaşı 13 yıllık bir hasret çekiyor. Evet. 5 yıl finallerde kaybedilen bir şampiyonluk var maalesef. Transferlere baktığımızda aslında Voronkova'nın veda videosu da yayınlandı bu hafta. Yeni sezonda neler değişecek Eczacıbaşı için? Neler bekliyor? Şimdi sen maalesef dedin ya, o kelimeyi hemen alır izleyiciler seni linç edebilirler. O yüzden evet, ben açıklama yapayım. Eczacıbaşı Dynavit için maalesef dedin. Evet. Çünkü bu tarz linçlerle karşılaşabiliyoruz. Tabii Voronkova'dan özellikle hücumda istediği verimi alamadığını düşünüyorum ben Eczacıbaşı Dynavit'in ve bu nedenle Plumber hamlesi geldi. Ben çok iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ve Plumber evet geçtiğimiz yıllarda çok yüksek bir oyuncu. 2 metrenin üstünde servis karşılama konusunda, savunma konusunda bazı sıkıntıları vardı. Çok yüksek olduğu için savunma sıkıntıları hala belki belli ölçüde devam ediyor olabilir ama servis karşılama sıkıntısını ben atlattığını düşünüyorum. Plummer'ın ve çok ciddi bir hücum silahı kazanıyor Eczacıbaşı Dynavit. Bu son derece önemli. Hande ile birlikte oynayacaklar. Yanlarında Boşkoviç olacak. Ben Eczacıbaşı Dynavit'in hücum yüzdesini artırabilecek bir hamle olarak görüyorum. Alexa ile de devam ediliyor. Zaman zaman Alexa hamlesi de göreceğiz. Anna Nicoletti geldi mesela. Anna Nicoletti Aydın'da çok önemli işler yaptı. Boşkoviç'i rahatlatacak. Çünkü Boşkoviç'in bir alternatifi yoktu. Şimdi Anna Nicoletti ile birlikte bir alternatif oldu ve Boşkoviç'i ligde bazı maçlarda dinlendirme şansınız olacak. Belki Şampiyonlar Ligi'nde de bazı maçlarda dinlendirme, en azından grup aşamasında dinlendirme şansınız olacak. Bu son derece önemli Boşkoviç için. Geçtiğimiz yıllarda onun çok yorulduğundan hep bahsediyorduk. Her maç oynamak zorundaydı. Ama artık Anna Nicoletti onu rahatlatacak. Şimdi bir de şu yönden bakalım. Plummer'ın gelmesiyle liberoları bir kenara bırakıyorum. Saha içindeki en kısa oyuncu 1.90'lık Hande oldu. Müthiş bir fizik yüksekliğe ulaştı Eczacıbaşı Dynavit. Bu da onları bence çok güçlü kılacak. Plummer'ın ben çok çok iyi bir transfer olduğunu şahsen düşünüyorum. Ligin şu ana kadar yapılan transferler içinde en iyisi olduğunu düşünüyorum. En iyi transfer hamlesi olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında Stevanović kaldı. Eczacıbaşı Dynavit'te kaldı. Devam edecek. Bu yönde de çok soru geldi bana. Eczacıbaşı Dynavit'in orta oyuncusu kim olacak diye. Stevanović ile devam ediyorlar. Bunun dışında Eczacıbaşı Dynavit için söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Kadroyu korudu Eczacıbaşı Dynavit. Plummer hamlesi güç katacaktır. Nicoletti hamlesi yine güç katacaktır diye düşünüyorum. Vakıfbank'a geçelim. Aslında geçen hafta birazcık bahsetmiştik. Üçüncülükle bitirdi sezonu ve birçok isim ayrıldı Vakıfbank'tan. Evet. En başta da kaptan Gabi gitti. Bir yenilenme süreci bekliyor aslında Vakıfbank'ı. Gelecek sezon hangi? Gelecek sezon nasıl bir Vakıfbank göreceğiz? Çünkü o da bayağı önemli transferler aldı. Bu yıldan daha iyi bir Vakıfbank bekliyorum. Daha derli toplu bir Vakıfbank bekliyorum açıkçası. Çünkü pasör çaprazı bu tarz üst düzey takımlar için çok önemlidir. İyi bir pasör çaprazınız mutlaka olmak zorunda. Jordan Thompson'dan verim alamadı Vakıfbank. Bu açık ve net. Şimdi oraya bir Kira Van Rijk hamlesi geldi. Kendall Kip hamlesi geldi. Van Rijk ilk tercih olacaktır. Zaten son yıllara baktığımızda ligimizin en skorerlerinden biri. Evet. Kira Van Rijk. Ben o pozisyonda gücünü artırdığını düşünüyorum şahsen Vakıfbank'ın. Şimdi Bosetti geldi. Katerina Bosetti çok iyi bir lider. Gabi'ye benzer bir fizik yapısına sahip ama aslında bir Gabi değil. Evet bunu kabul edelim. Ama saha içi lider. Savunması son derece iyi bir oyuncu ve ön pozisyonda da bence yeterli seviyede top öldürebilen isimlerden biri. Bu da güzel bir hamle diye düşünüyorum. Vakıfbank adına. Markova geldi. Ligin ilk yarısında gördük. Ligin en skoreriydi evet, gidene kadar. Sonrasında Novara'da da aynı performansı devam ettirdi. Saha içinde farklı yerlere koyabileceğiniz ve elinizi hamle olarak güçlendiren bir oyuncu. Çünkü orta oyuncu altyapısına da sahip. Tek ayağı da gidebiliyor bazen. Yani farklı rotasyonlarda kullanabileceğiniz. Evet bir orta oyuncu olarak kullanmayacaksınız belki ama orta oyuncu hamleleri görebileceğiniz bir oyuncu. Pasör çaprazı da oynatabilirsiniz. Yeri geldiğinde smaçör de oynatabilirsiniz. Tam Giovanni Guidetti'nin istediği tarz bir oyuncu bence. Yani Markova birçok eksiği kapatacaktır Vakıfbank'ta. Önemli bir transfer diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii giden oyuncular da var. Sıla Çalışkan geldi. Cansu ile bence ilk altı rekabetine girecek. Deniz Uyanık geldi. Ve Çinli orta oyuncu Shin Yue Yuan geldi. Şampiyonlar Ligi'nde büyük ihtimalle oynayacak Shin Yue Yuan. Ligimizde oynaması zor. 3 yabancı sınırlaması dolayısıyla. Ama şu bir gerçek ki daha güçlü bir Vakıfbank
göreceğiz. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligimizde. Ben ilk 6'da da Deniz Uyan'ın lig maçlarında oldukça fazla süre alacağını düşünüyorum. Çünkü Bahar var, Zehra var, Shin Yue Yuan var, Deniz Uyanık var. Bahar da Zehra da tek ayak konusunda çok fazla öne çıkan oyuncular değil. Deniz burada tek ayakçı olarak bence fırsat bulacaktır. Önemli bir hamle yaptı. Belki bir önceki sezonda alınabilirdi Deniz Uyanık. Çok iyi bir yıl geçirmişti. Bu yıl geldi Vakıfbank'a. Ben dediğim gibi daha iyi bir Vakıfbank bekliyorum. Geçtiğimiz sezon iddialı transferler ile aslında sezona giren Türk Hava Yolları'na geçelim. Bu sezonda pasör çaprazını Vakıfbank'a gönderdi. Türk Hava Yolları ile ilgili neler söylersiniz? Kimler söyleniyor transferler için başka ve sizce ne yapmalı Türk Hava Yolları? Türk Hava Yolları'nda bir Brezilya milli pasör gitti. Diğer Brezilyalı milli pasör geldi. Roberto Ratzke. Türk Hava Yolları'nın yeni pasörü olacak. Macris'le yollar ayrıldı. Zé Roberto devam ediyor. Şimdi baktığımda transferlere Tuğba Şenoğlu çok önemli bir transfer. Neriman zaten kadroda tutuluyor. Anti Vasil Antonaki kadroda. Anti'yi pasör çaprazı olarak kullanacak Türk Hava Yolları bu yıl. Planlama bu şekilde. Biz çok eleştirdik Anti neden smaçör olarak oynamıyor diye. Çünkü son yıllarda ligimizde smaçör olarak hem Aydın'da hem Galatasaray'da yaptıkları ortada. Çok iyi sezonlar geçirdi ama bu sene sezon başında elinde yaşadığı bir kırık vardı. Sonrasında form tutma konusunda problem yaşadı. Biraz da kendini sakındı o sakatlıktan dolayı. Bambaşka bir Anti seyredeceğiz bence. Pasör çaprazı olarak daha rahat oynayacaktır. Neriman Tuğba sanki smaçör ikilisi gibi duruyor burada Türk Hava Yolları için. Çünkü orta oyuncularının ikisini kaybetti. Hem Dicle'yi kaybetti hem Kübra'yı kaybetti. Sanki orada bence Diana Duarte ilk 6'ya monte edilecek Büşra Kılıçlı ile birlikte. Benim tahminim bu yönde. Pasörde yabancı olacağı için Roberta Ratzke olacağı için, pasör çaprazı da yine yabancı olacağı için. Libero'da da Melis Yılmaz'la devam edecek. İlk altısı bu şekilde olacak Türk Hava Yolları'nın. Peki güçlü yatırımlarla aslında yeni sezona girecek olan kulüpler de var. Daha çok futbolda duyduğumuz Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahsediyorum. Hı-hı. İddialı hamleler gördük bu sezonda evet. Da onlardan. Beşiktaş'ın smaçör ikilisi Rozanski ve Saliha Şahin resmi olarak duyuruldu. Evet. Yine Galatasaray için Yasemin Güveli ve Alexia'dan bahsedildi. İki takımın başka transferleri hakkında yorumunuzu alalım. Gelecek sezon için üst sıralarda görür müyüz bu iki takımı? Şimdi bu takımlar hem Beşiktaş hem Galatasaray ilk 4 kolay görünmüyor açıkçası ama ilk 4'ü mutlaka zorlayacaklardır. Şimdi Kuzeyboru'nun da çok iyi transferleri var. Onlar da ilk 4'ü zorlamaya çalışacaklar. Bu takımlar arasında bence bir Avrupa'ya katılım mücadelesi göreceğiz. Biz Galatasaray, Beşiktaş, Kuzeyboru ki bu sene de zaten Kuzeyboru ve Galatasaray son maça kaldılar lig 5.liği için. Yine aynı rekabeti ben bekliyorum önümüzdeki sezonda. Şimdi Beşiktaş'ta Beliz Başkır geldi, Dilay geldi. Pasör bence ilk 6 oynayacak Dilay genç yaşına rağmen. Çağla Erdem geldi Sarıyer'den. Rozanski, Saliha ve Merve Nizir smaçörler. Rozanski tabii ki ilk altının değişmez ismi olacak. Güzel bir transfer olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş da gücünü artırdı. Galatasaray'a bakıyoruz. İşte pasör Britt Bonhertz geldi. Elin Timerman geldi. Zaten çok iyi iki yerli orta oyuncusu var. Ayşin Akyol, Yasemin Güveli. Önemli transferler yaptı. Galatasaray'da Aslan Kılıç yine pasör pozisyonunda son derece önemli bir transfer. Ben Bonhertz'e de kolay kolay formayı vereceğini düşünmüyorum Aslan'ı. Ben oldukça beğeniyorum. Alexia geldi yeniden. Ana evet. Kanan Dadze ile zaten önceden anlaşılmıştı. İlkin Ana Kanan Dadze oynayacak smaçör pozisyonunda Alexia pasör çaprazı oynayacak gibi görünüyor. Aslıhan, Berit Bonhertz ikisinden biri ilk 6. Yasemin ve Ayçin oynar diye düşünüyorum. Ben Ayçin'in formayı vermemesi gerekiyor bence Elin Timerman'a. Timerman'dan daha iyi bir orta oyuncu olduğunu şahsen düşünüyorum. Yasemin özel geldi Galatasaray'a ki Galatasaray'ın elini rahatlatacaktır pasör çaprazı pozisyonu için. Eylül Akar Çeşme geldi yine. Ben Galatasaray'ın da bu yıldan daha güçlü olduğunu düşünüyorum ama rakipler de daha güçlü. Yine de Galatasaray'ın bu yılki önceliğinin kesinlikle önce Balkan Kupası'nı kazanıp Challenge Kupası'na gitmek ve bu kadroyla da Challenge Kupası'nı kazanmak olması gerektiğini en azından düşünüyorum. Bu kadro çok rahat bir şekilde Challenge Kupası'nı kazanabilir. Bu sezonu 5. sırada tamamlayan ve her sezon iddialı yatırımlarıyla aslında dikkat çeken bir temsilci var. Kuzeyboru ve aslında Maronkova'yı bizlerle tanışan Muratpaşa Belediyesi. Bu iki takıma da bakalım. Bu sezon bu iki cephede de aslında önemli gelişmeler oldu. Kuzeyboru
birçok oyuncusuna veda ederken Tranti resmi olarak katıldı kadrosuna. Neler söylersiniz? Bazı isimlerle yollar ayrıldı. Bir kan kaybı söz konusu. Tuğba Şenol gitti mesela. Edin Abegic gitti. Ama önemli isimler de geldi. Nase Dimitrova geldi bir kere. Çok önemli bir orta oyuncu geldi. Buket Gülübay geldi pasör pozisyonu için. Önemli bir transfer. Anna Lazareva geldi. Kuzey Boru'ya Fenerbahçe'den tanıyoruz. Çok çok önemli bir oyuncu. Ben Kuzey Boru'nun tabii onlar da Challenge Kupası'nda mücadele edecekler. Az önce Galatasaray'a söylediğimi Kuzey Boru için de söyleyebilirim. Türkiye'de bu kadrolarla bir kupa kazanmak zor. Çünkü rakipler çok güçlü. Fenerbahçe, Fenerbahçe Vakıfbank, Eczacıbaşı son derece güçlü takımlar. Bu takımların arasından sıyrılıp kupa kazanmak zor. Ama bu kadrolar Avrupa'da kupa kazanabilecek kadrolar. Yani Challenge Kupası'nı kazanabilecek kadrolar. Ben Kuzey Boru'nun da hedefinin bu yıl özellikle Avrupa'da başarı olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Büşra gitti, Tuğba gitti. Önemli kayıpları var ama yerlerine de çok iyi isimler geldi. Bir güç kaybı yaşadığını düşünmüyorum. Kuzey Boru'nun odak kesinlikle ama kesinlikle hem Galatasaray için aynı şeyi söyleyebilirim hem Kuzey Boru için Avrupa Kupası olmalı. O zaman milli takım diyelim ve VNL için geniş kadro duyuruldu. Geniş kadroyu siz nasıl buldunuz? Eksik isimler var mı sizce? Şimdi geniş kadroyu şöyle yorumlamak lazım. 30 kişilik bir geniş kadro açıklandı. Bu geniş kadro tabii ki 14 kişiye düşürülecek Milletler Ligi için. Sonrasında Olimpiyat Oyunları için 12 artı 1'e düşürülecek. Şimdi neden 30 kişilik kadro açıklandı? İki turnuvamız var. Bu bence yeterince anlaşılamadı. Bunu açıklamak istiyorum ben burada. Fark ederseniz mesela 2 pasör yerine 4 pasörümüz var. İşte 4 smaçörümüz yerine 9 tane smaçörümüz var. Orta oyuncu kadromuz yine son derece geniş. Bunun nedeni şu. Milletler Ligi'ne 14 kişilik kadro açıklanacak. Bu 14 kişilik kadro çalışırken diğer takım, geride kalan diğer oyuncular antrenmanlarına devam edecekler. Herhangi bir Allah göstermesin bir sakatlık olur, bir hastalık olur, kadroyu değiştirmek zorunda kalabiliriz. Bu oyuncuların da formda olması için diğer takım antrenmanlarına devam edecek. Ve belki Milletler Ligi'nin bazı ayaklarında oradan bazı oyuncular gelecek, az kadrodan bazı oyuncular çıkacak. Böyle bir ihtimal de var Milletler Ligi'nde. Ama şu bir gerçek mi ki 30 kişilik kadro Olimpiyat Oyunları kadrosu açıklanana kadar, yani o 12 artı 1 açıklanana kadar çalışmayı sürdürecek belki iki takım halinde. Bunun nedeni de şu dediğim gibi takımların hazır olma gerekliliği. Bir oyuncunun yerine başka bir oyuncuya ihtiyacınız olabilir. Tak hemen oradan hazır oyuncuyu kadroya davet edersiniz. Bunun için de diğer takımın antrenman yapıyor olması lazım ve milli takımın sistemiyle çalışıyor olması lazım. Bu nedenle böylesine geniş bir kadro oluşturuldu. Olimpiyat kadrosu açıklanır 12 artı 1. Ondan sonra diğer oyuncular tatile çıkabilirler. Ondan sonra yapacak çünkü bir şey kalmıyor. İzleyicilerimizin sorularına geçiyorum. Tayyip Yavuz sormuş. Milli takımda sakatlığı bulunan oyuncular ne zaman geri dönecek? Zehra Güneş gibi. Şimdi Zehra'nın sezon içinde de bir omuz sakatlığı vardı. Performansını etkiliyordu bu zaten ve şu anda yakaladığı boşluğu da hem antrenmanla hem de tedaviyle geçiriyor Zehra Güneş ve çok kısa sürede milli takımdaki yerini alacak. Onunla ilgili herhangi bir soru işareti yok. Oldukça sağlıklı, güçlü bir Zehra Güneş izleyeceğiz. Ela Karacan sormuş. Milli takımda ilk 6'da kimler başlar? Bir sürpriz bekliyor musunuz? Sürpriz beklemiyorum açıkçası. Koç da bunu söyledi aslında. Yani geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda oynayan takımdan farklı isimler çok fazla beklemeyin dedi. Bu kadroyu koruyacağım dedi. Ama diğer oyuncuları da tabii ki görmek istiyor. Bu nedenle geniş bir kadro oluşturuldu her zaman olduğu gibi. Geçtiğimiz sene Avrupa Şampiyonası'nda nasıl oynadıysak bence bu sene de öyle oynayacağız. Begüm KR sormuş. Alexia'nın Türk vatandaşı olması ve ardından VNL kadrosuna dahil edilmesi hakkında düşünceniz nedir? Alexia yıllardır Türkiye'de zaten ve burada olmayı çok seviyor ve uzun sürede bekledi bu forma için ve sonunda milli takım formasını da giyeceği için çok heyecanlı, çok istekli, çok arzulu. Tabii Vargas'ı kesmesi mümkün görünmüyor ama belki hoca şöyle düşünebilir. Olimpiyat oyunları öncesinde bir aylık yine bir boşluk var. Ama bazı maçlarda belki ya da bazı haftalarda ya da belki bir hafta Vargas'ı kesip Alexia ile oynamayı düşünebilir. Ama şu anki kadro yapısında Vargas'ı kesip Alexia'nın oynaması gibi bir şey söz konusu değil. Hocam Zehra Güneş sormuş. Zehra Güneş 710 adlı kullanıcı sormuş. Selam Zehra Güneş'e buradan. VNL ilk haftasında bazı oyuncuların olmaması, dinlenmesi gibi bir durum olacak mı? Şöyle olsaydı eğer Şampiyonlar Ligi
finalini geçen sene olduğu gibi iki Türk takımı olsaydı ve çok yorgun gelselerdi milli takıma, böyle bir şey söz konusu olabilirdi. Ama bu sene Şampiyonlar Ligi finalinde herhangi bir Türk takımı yok. Ve şu anda oyuncular dinlenme fırsatı buldular milli takım sezonu öncesinde. Bu nedenle ben bunun bu yıl gerçekleşeceğini şahsen düşünmüyorum. Zaten oyuncular bir süre dinlendikten sonra topu özleyeceklerdir, milli takım havasını özleyeceklerdir. Bir an önce gelip sahaya çıkmak en büyük arzuları. Bunu çok net biliyorum. Aydoğan sormuş, Sırbistan Viyana'ya AS oyuncularını getirmeyecekmiş. Hmm. Bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sırbistan'da şöyle bir yaklaşım var. Bu Giovanni Guidetti'yi de şaşırtmıştı geçen sene açıkçası. Çünkü oyuncularla yaşadıkları bazı polemikler de vardı bu nedenle. Çünkü Türk milli takımını 6 yıl çalıştırdıktan sonra şuna alışmıştı. Her maçı kazanmak için Türk milli takımı oynuyordu. Çünkü sıralamaya biz çok önem veriyoruz ve her maçı da kazanmak için oynuyoruz. Ve en iyi kadrolarımızla oynadık yıllar boyunca. Ama Sırbistan'da şu var, şöyle bir görüş hakim. Sırplar diyorlar ki oyuncuların lig sezonu bittikten sonra biz bir hedef turnuvası seçeriz. Ve o hedef turnuvasında oyuncuların performans olarak düşmesini isteriz. Ligden sonra hedef turnuvası için onların yeniden form tutmasını isteriz. Biz tam tersi, biz diyoruz ki oyuncular hep en iyi şekilde oynasın. Bunlar farklı iki bakış açısı. Giovanni Guidetti'yi bu şaşırtmıştı geçen sene. Hatta oyuncular ya neden bizden hep yüksek performans bekliyor hoca şeklinde serzenişte de bulunmuşlardı. Hoca da bu şekilde bir yaklaşımda bulunmuştu. Her maçı kazanmak istiyordu. Hatta hatırlarsın ilk haftalarda hep arka arkaya yenilgiler almıştı Sırbistan. Evet. Onlar buna alışmışlar. Bu sisteme alışmışlar. Ligden sonra oyuncular dinlenir, performans olarak düşerler. Hedef turnuva dünya şampiyonası mı, Avrupa şampiyonası mı, olimpiyat mı, onu belirlerler ve ona göre yeniden bir yükleme yapılır oyunculara ve o turnuvaya hazır olarak gelirler. Bu onların bakış açısı. Böyle yıllardır çalışmaya alışmışlar. Böyle de devam ediyorlar. Yine Aydoğan adlı izleyicim sormuş. Sizce VNL 2024'te en güçlü ve en güçsüz 3 takım hangileri? Şimdi Güney Kore'nin oldukça zayıf bir takım olduğunu zaten son yıllarda gördük. Bulgaristan'ın yine bu sene zorlanacağını şahsen düşünüyorum. Tayland'ın ciddi fizik dezavantajı var. Bu takımlar bence bu yıl yine zorlanacaklar. Geçen yıllarda olduğu gibi. En güçlü takım Türk milli takımı. Dünyanın bir numarası. Geçen senenin şampiyonu. İtalya çok güçlü. Bunun yanı sıra çok fazla tabii asılmayacak buraya. O nedenle Sırbistan'ı saymıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya her zaman iddialılardır Milletler Ligi'nde. Bu sene de oldukça iddialılar. Ben burada da Amerika Birleşik Devletleri'ni 3'e, Brezilya'yı da 4'e koyarım. Bitti programımız. Bitti. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hem de soruları ileten sevgili izleyicilerimize. Destekleriniz son derece önemli bizim için. Yayını beğenir ve yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.